Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 14 gün hayallerimiz için gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere çok saygı duyuyoruz arkadaşlar. Gerçekten sene başından beri hiç vazgeçmeden sabırlı bir şekilde bazen denemelerden küçük notlar, düşük notlar alsanız da bazen moralinizi bozan tipler etrafınıza dolaşsa da vazgeçmeden bugüne kadar geldiniz. Dişinizi sıkmaya devam edin ve son 14 günde çok iyi değerlendirip inşallah hayallerinizdeki fen liselerini, Anadolu liselerini, sosyal bilimler liselerini kazanın. Öğrencilerimizden gelen sorulara baktığımızda Ahmet Tek ve Roman Sayın Sisimi öğrenciler demiş ki hocam son günlerde kaç puana çıkabilirim? Kaç puan artırabilirim? Mesela demiş ki hocam 340-360 arası oluyor. Son 15 günde 400 yapabilir miyim? İşte hocam 440 yapıyorum. 470 yapabilir miyim? Gibi sorular gelmiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Sizin şu anda burada hangi soru kaç puan gibi şeylere odaklanmak yerine esasında LGS'de yapabileceğiniz kadar nete odaklanmanız lazım. Çünkü yaptığınız her bir doğru, her bir net sizin puanınızı artırıyor. Şöyle söyleyeyim size. Bakın mesela 2023 yılında eğer 5 tane daha Türkçe daha fazla yapsaymışsınız neredeyse 20 puanınız artıyormuş. Gördünüz mü? 2023'te Türkçe 5 puan. Veya matematikte 6 tane daha matematik daha fazla, mesela 2 matematik daha fazla yapsanız 10 puan daha artıyormuş. Veyahut da fende, görüyor musunuz? Türkçe matematikten daha değerliymiş geçen sene. Veyahut da fende 4 soru daha fazla yapsanız 20 puanınız artıyormuş. İnkılapta 3 soru daha fazla yapsanız 7,5 puanınız artıyormuş. Veyahut da dinde 2 soru daha fazla yapsanız 5 puan artıyormuş. İngilizce'de 5 soru daha fazla yapsanız o kadar yanlış çıkmasaymış. Bunun gibi düşünmeniz lazım. Dolayısıyla her bir sorunun puanı, katsayısı çok değerli. O yüzden arkadaşlar bol bol soru çözmeniz gerekiyor ve bol bol yanlış yapıp bu yanlışlar üzerinden yaptığınız doğru cevapları, öğrendiğiniz doğru cevapları zihninize kazımanız gerekiyor. Çünkü şu anda yaptığınız yanlışlar sizi yükseltecek. Sen dinde sadaka sorusunu yanlış yaptıysan sevinmelisin. Çünkü LGS'de çıktığı zaman bunu yanlış yapmayacağım bir daha demelisin. Türkçe'de, inkılap tarihinde 1. Dünya Savaşı'ndaki cepheleri yanlış yaptıysan oh be demelisin. Üzülmemelisin, ya ben cepheleri yanlış yaptım. Hayır hayır. Eğer inkılap tarihinde bu konuyu öğrenirsen bak ekstradan sana 2,5 puan getirecek. O yüzden arkadaşlar lütfen şu anda kaç puan yükselirim, kaç puan alçalırım bunlara takılmayın. Olabildiğince daha fazla doğru yapmaya ve daha az yanlış yapıp netlerinizi artırmaya bakın. Hem sözelde hem de sayısalda inşallah çok güzel bir sınav geçireceksiniz. Burada yıllara göre başarı puanlarını verdik sizlere. Bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz ama buna takılmanızın bir lüzumu yok. Ne kadar çok Türkçe yapsanız o kadar kar. Ne kadar çok matematik yapsanız o kadar kar. Ne kadar çok fen yapsanız o kadar kar. Yani 4 fen daha fazla yapsanız 22 puan daha fazla alıyorsunuz. Hani demiş ya az önce öğrencimiz. Hocam kaç puan artırabilirim? İşte bu kadar puan artırabilirsin sevgili öğrencim. Matematiği görüyor musunuz ne kadar değerli? Türkçe ile ne hiç kaçırmamanız lazım Türkçe'de soru yani. Çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. O yüzden bol bol soru çözüyoruz. Bol bol deneme çözüyoruz. Doz denemelerinden, geri sayım denemelerinden veyahut da son tekrarda kitaplarımızdan sıkı sıkıya faydalanın. Çıkmış LGS sorularını mutlaka bol bol çözün ve burada yaptığınız yanlışlara çok değer verin arkadaşlar. Yani sen LGS 2023'te bu soruyu yanlış yaptıysan matematikte kesinlikle bu soruya bir daha bakmalısın. Çünkü bu soru senin için 5,6 değerinde. Hiçbir şekilde kaçırmaman lazım. Bu soru gibi soruların her biri moralinizi bozmak yerine oh be bunu da öğrendim çok daha iyi yapacağım şeklinde sizi motive etmeli. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve şu LGS'yi son 14 günde sıkı sıkıya çalışıp yerle bir edin. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.